başımıza gelebiliriz. Bütün ordusunun görevi ki planlı ve programlı. Bu ülke milletin adı! Afin olsun abi! Senin için Kerkük! Das ist vollkommen klar. Keskin Bakış'tan merhaba diyoruz. Aslında bu hafta iç politikayı konuşmak üzere anlaşmıştık. Gazeteci arkadaşım Mustafa Kaya ile birlikte. Ona yönelik hazırlıklarımız da vardı. Ancak bölgesel gelişmeler, Türkiye'nin hemen sınırında olan çatışmalar, savaşlar, bunların yarattığı gelişmeleri konuşmak bu haftalıkta diyelim ağır bastı. Biz yine bir kısa bir bölge turu yapacağız ve Türkiye'yi biraz dışarıdan, biraz çeperden, kenardan konuşacağız. Aslında tam da merkezinde olduğumuz işler ama iç politika konusunu da diyelim önümüzdeki hafta, değil mi Mustafa, biraz evet. Daha mecburen diyelim. Konuşacağız. Türkiye'nin gündemi de herhalde biraz iç politikayı daha da öne çıkaracağı haftalar geliyor. Sıcak gündemler olacak. Belediye başkanları, özellikle Balıkesir Belediye Başkanı açıklayacak. Melik Gökçek bırakırken neler diyecek. Bunlar Meral Akşener'in partisi derken başka noktalara gidecek. Bunları da hafta bazı özel bilgilerle de paylaşacağız izleyicilerimize. Evet. Ama dış politikada peşimizi bırakmıyor, değil mi? O peşimizi bırakmıyor. Evet. Biz de onun peşini bırakmıyoruz. Evet. Şunu da söyleyelim. Aydınlık Gazetesi'nin yazarı da şu anda Kerkük'te. Oktay Yıldırım. Evet. Belki program içinde bir bağlantımız olur. Ulaşmaya çalışıyoruz. Yani sürekli bölgedeyiz. Hem şey olarak bölgedeyiz. Yani fikir, düşünce bakımından takip ediyoruz. Ama bir de gidiyoruz, izliyoruz. Sıcak sadece gelişme. Bu haritaları göstermiyoruz. Yani diğer harita gösterenlerden, bu ara biraz moda oldu bu harita biliyorsun. Harita göstermek, Ama onun dışında biraz, şunu hatırlıyorum, bu haritaları biz yürüyoruz bir taraftan. Afganistan işgalinde, Irak işgalinde özellikle haritalar gösterilirdi. Moda olmuştu. Eski askerler çıkarlardı, böyle çubuklarla anlatırlardı. Amerikan askerleri buraya geldi, ne güzel. Aksiyon sahnesi gibi anlatırlardı ama aslında o insanlar ölüyordu Irak'ta o zaman. Şimdi aradaki fark bu. Bugünlerde de gerçekleri anlatıyoruz. Yani bence olumlu bir gelişme haritalar bağlamında diyelim. Evet, Türkiye'de. Evet. Bugün tabii Mustafa, gün içinde Irak'ta özellikle konuşuyorduk. Irak ordusu ne yapıyor? İşte kuzeye çıkıyor. Tam da bu haritayı aslında biz görmek istiyorduk. Şu hemen mavili nokta, oraya kadar geldi merkezi kuvvetler. Tabii bu ne anlam ifade ediyor? Burada Syrian Democratic Forces diyor. Yani... İşte Suriye Demokratik Güçleri, Amerika'nın koyduğu ad. Eşittir PKK. Yani PKK, biz ona PKK diyoruz, kafa karışıklığı yaratmasın. Aslında Irak ordusu nereye dayandı? PKK'nın sınırına dayandı. Aynen. PKK'nın sınırına ve dayandı. Ana geçiş noktası. Geçen hafta senin de anlattığın aslında, yani sadece bölgenin değil, İpek yoluna kadar gidebilecek bir ana geçiş noktası aslında bu nokta. Bu noktada şu önemli, hemen onun yukarısında Fish Harbor diye bir nokta var. Face Harbor yazıyor İngilizcesi ama onun Türkçesi Fish Harbor. Orası da yine Suriye açılıyor Mustafa. Evet. Gün içinde ne oldu? İşte hemen onu sıcak bilgiye aktaralım. Tabii, aktaralım. Irak ordusu askerleri güneyden kuzeye doğru hareketlerini Fish Harbor noktasına doğru getirdi, dayandırdı. Evet. Yani o bölgeye şu anda bayrak dikiyor kim? Irak ordusu. Hemen o Fish Harbor'un yanında da bizim bildiğimiz Harbor kapısı ve yeni açılması planlanan Ovaköy sınır kapısı bölgesi var. Bu nokta neden önemli? Şu nedenle önemli Mustafa. Buradan aynı zamanda bir İsrail'e kadar uzanan bir petrol hattı var. Petrol hattı var. İsrail'den şu an kullanılmıyor ama bir hat var, değil mi? Hatırlayacaksın. 2-3 yıl öncesinde çok haberlerini yapmıştık. Aşkenaz, İsrail limanına giden bir petrol hattı vardı. İşte şu kalın hat Türkiye'ye uzanıyor, görüyorsunuz. Şu kahverengi kalın hat Türkiye'ye uzanıyor. Oradan nereye gidiyordu o? Aslında bu petrol hattı biraz çatışma hattı gibi, değil mi? Tabii. Olarak bu bütün savaşlar onun üzerine kurulmuş durumda. Bunun üzerine kurulmuş durumda. Evet. Bugün de İsrail'den aslında dün ve bugün de bazı tepkiler, açıklamalar geliyor çeşitli düzeylerde. Evet. Sürekli Barzani'ye destek olunması gerektiği, yarı yolda bırakılması gerektiği. Onunla ilgili bir bilgi hatırlatması yapalım. Tabii. 2015 yılının rakamları var Mustafa. Rakamlar bize şunu söylüyor. İsrail o dönemden 2015 yılında resmi rakamlarına göre %80'e yakın petrol ihtiyacını nereden karşılamış? Evet. Irak bölgesel yönetiminden karşılamış. Hangi hat aracılığıyla? İşte şu anda Irak ordusunun ele geçirdiği büyük oranda ve son ucu kaldı artık. Şu petrol hattının Türkiye'ye çıkış noktası, o Fish Harbor dediğimiz nokta. Evet. O iki harita birbiriyle şu anda örtüşüyor. Yani Irak ordusu şu anda o bölgeyi de
almaya çalışıyor. Şu dakikalar itibariyle de ciddi çatışmalar, savaş devam ediyor. Gün içinde bazı yanlış bilgiler yayıldı, onu da söyleyelim. Evet, onlar da önemli. Mahmur kampı PKK'lıların yoğun olarak kullandığı, işte Şengal bölgesi, ikinci kan denilen, oralara ilişkin Barzani medyasından bir yanlış haber propagandası yapıldı. Irak ordusunun bölgeden çekildiği yönünde, ancak biz kaynaklarımızla konuştuk. Böyle bir şey kesinlikle söz konusu değil. Bölgelerde yine Irak ordusunun hakimiyeti var. Ayrıntı, Irak ordusu burada sadece peşmergeyle uğraşmıyor. Evet. Hatırlayın, Kerkük'e Kandil'den militanlar bu bağımsızlık referandumunda savaşmak üzere gönderilmişti. Yine onların arkasında da PKK unsurlarının da bu desteği verdiğini görüyoruz. Yani ilginç bir tablo oluştu. Hem Irak ordusu çöllerde IŞİD'le uğraşıyor, hem Irak ordusu kuzeyde peşmergeyle uğraşıyor. Bir taraftan PKK'nın tacizleriyle uğraşıyor. Ve yine bugün hemen Kerkük'ün kuzeyinde, Erbil'in de güneyinde oluyor, Altın Köprü denilen bölgeye, çok sayıda sivillerin yaşadığı yere Barzani tarafından havan toplarıyla saldırılar gerçekleşti. Evet. Ve yine Irak ordusu kuzeye yöneldikçe ilginç bir şey oluyor. Güneyden IŞİD'in artık çöllerdeki son bölgelerinden Irak ordusu cephelerine taarruzlar başlıyor. Yani Irak ne zamanki sınırlara Barzani varmaya çalışıyor. Evet. Hemen başka bir noktadan bir gedik açmak. Yani bu IŞİD'in hareketleri aslında hep öyle. Evet. Ne zaman merkezi ordu, örneğin Suriye ordusu, alan genişletiyor, IŞİD başka bir yerden saldırıyor. Fırsatçılık yapıp saldırmaya başlıyor. Evet, ne zaman Irak ordusu kuzeye doğru çıkmaya çalışıyor ve çıkıyor ve büyük oranda da bunu şu anda başarmış durumda. Yani yarın ya da öbür gün artık şunu görebiliriz. Hı hı. Türkiye'nin işte Habur'daki tatbikat grubuyla Türk askeri ve Irak askerleri ve Türkiye'ye gelen Iraklı gümrük memurları, güneyden oraya ulaşmaya çalışan Irak unsurları, merkezi güçleri, evet, Irak orduları, bunların buluşmasına doğru bölge adım adım gidiyor. Tabi bunun anlamı şu: Erbil tamamen diskalifiye oluyor, enerji hatlarından mahrum kalıyor, İsrail'in enerji hatları da bir taraftan kesilmiş oluyor. Kesilmiş oluyor. Ve aslında bir açıdan bu dönemler, Mustafa, şunu da söyleyebiliriz, biraz dikkatli olması gereken dönemler, çünkü Amerika'dan da yine bazı açıklamalara geliyor gün içinde. Evet. Şimdi biz bölgesel işbirliği falan diyoruz ama tabii Amerika bir taraftan ne yazık ki boş durmuyor. Bazı havuçları yine ortaya atmaya başladılar. Nereden havuç geldi bu sefer? Yine Suriye'den. Esad'ın geleceği yok açıklaması ABD Dışişleri Bakanı'ndan. Klasik tablo. Evet. Biz şimdi bu sürecin etrafında şunu göreceğiz. Bazı siyasal süreçler işleyecek. Hı hı. Nedir o siyasal süreçler? Tabii Irak'ta bu mücadele devam ediyor. Yine İbadi Tahran'daydı. Tahran'dan mesajlar verdi. Evet, önce Türkiye, hemen sonra Tahran. Artık herhalde rotada çizilmiş durumda yani. Türkiye, Tahran, Bağdat. Evet, Ankara, böyle üçlü Tahran, bir Bağdat, rota evet, çizildi. İlginç bir şey var. Hem Tahran'dan İbadi'nin yaptığı açıklamalar, hem de bugün Başbakan Binali Yıldırım'ın yaptığı açıklamalar, ya sanki neredeyse anlaşılmış da örtüşüyor. Tabii aynı basın açıklamasının devamı şeklinde Irak Merkez Yönetimi, evet, büyük Irak Erbil büyük bir hata yaptı ve bunun geri dönüşü yok. İki lider de bu mesajları bugün yine gün içerisinde çok net bir şekilde verdi. Birazdan hem Suriye odaklı siyasal süreçlere değineceğiz. Oraya değinmeden önce istersen sen biraz da bazı bilgiler var sende, biliyoruz. Biraz bir ipucu var. Evet. İster şimdi konuşalım, hatta ister ilerleyen noktalarda önce konuşalım. Önce bu kısmını anlatalım onun. Tamam. Neden? Herkes şu soruyor evet, bugün. Acaba sen anlattın Barzani. Bütün bu politik durum ortadayken neye güvendi de bu kadar kendini ortaya attı? Petrolü kesilecekse, hava alanlarında uçuşlar yasaklanarak ticareti kesilecekse, kara ticareti kesilecekse, bütün bunlara nasıl dayanmayı göze aldı? Bugün Amerika Birleşik Devletleri, o senin dediğin son açıklamayla beraber artık şu noktaya doğru evrildiğini açıklıyor. Diyor ki, bir, İsrail Suriye'deki hedefleri açık açık artık vuruyor. Golan Tepesi ve çevresindeki bütün hedefleri açık açık artık vuruyor ve İsrail Savunma Bakanlığı, savunma birimleri açıkça bundan sonra daha sert vuracağız diye ilan ediyor. İlan ediyor. Bir deklarasyon. Aynı anda da İsrail Barzani'ye desteğini açıklıyor. Amerika Barzani'ye desteğini açıklıyor. Hatta geçen hafta o Tillerson'un mektubu, Amerikan Dışişleri Bakanı Tillerson'un mektubunu da gösterdik. Yani Amerika şunu diyordu: Irak merkezi hükümetiyle bir süre görüşün, konjonktür uygun hale gelsin. Olmazsa bağımsızlık bile ilan edebilirsiniz. Düşünülebilir. Açık açık bunu söylüyordu o Tillerson mektubunda. Şimdi burada Türkiye, Irak, yani Ankara, Bağdat, Tahran hattında kurulan o yakın ilişkiler, önümüzdeki dönemde PKK, İsrail, Amerika ve Barzani hattında yeniden kurulmaya çalışılıyor.
yeniden kurulur. Bunun hazırlıklarının yapıldığını görmek lazım. Biraz açar mısın bu cümleyi? Dikkatle tabii bakacağımız, birazdan daha ayrıntılı konuşacağız. Suriye olacak önümüzdeki günlerde. Şu an tabii Irak sıcak ama gözler yakında Suriye'ye çevrilecek. Ciddi hesaplaşmalar başlayacak. Çünkü Amerika Birleşik Devletleri mevcut durumu artık kaldırabilecek noktada değil. Bunun sonu tamamen bölgeden çekilmektir. Neden çekilmektir? Bakın. Birazdan biz bunun PKK'ların maaşını açıklayacağız birazdan. Birazdan Amerika Birleşik Devletleri hep şu konuşuldu. Şu kadar silah gönderildi, şu kadar tır gönderildi. Bakın bölgede tır, silah, başka şeyler bulmak zor değil. Daha zoru bölgenin 25 bin askerden bahsediyoruz Mehmet. 30 bin askerden bahsediyoruz. 30 bin tane militandan bahsediyoruz. Bunlar 30 bin yiyor, militan ne yiyor, ne içiyor? Hı hı. 30 bin militana bir yerlerden tırnak içinde keş derler ya, keş para. Kredi kartı değil bu. Kredi hesabı da değil Barzani'nin uluslararası bankalardaki. Bu direkt para gidiyor, dolar gidiyor içeriye. Hı hı. O dolar ekonomisini açıklayacağız. Birazdan oraya Amerika'nın. Geleceğiz o zaman. Ama önce Irak'a gelelim. Evet. Bak Irak'ta Amerika Birleşik Devletleri Savunma Bakanlığı'nın bütçesinin ön bütçesi bu. 2018'e dair. Evet. Arkadaşlarımız şimdi gösteriyorlardır bakın. Bu açık kaynakta. Bunun içindeki silahlar bölümü haber yapıldı. Herkes ona baktı ama biz başka bir ayrıntıya fark ettik orada, bu raporda. Bakın bu rapordaki ayrıntı şu. Amerika Birleşik Devletleri Kürt peşmergesi diye tabii onlar, Kürt peşmerge diye şey yapıyorlar. Verilen para miktarını şey yapalım, 365 milyon dolar Mehmetciğim. 365 milyon dolar. Hangi bu sadece süre kapsamında? Bir yıllık bütçeleri, 365 milyon doları sadece peşmergenin maaşı olarak, bakın Steven diyor, doğrudan peşmergenin maaşı olarak verdi. 365 şöyle. Milyon dolar. Amerika Birleşik Devletleri bunları verdiği için Barzani böyle ayağa kalkıyor. Hani şimdi paralı asker ya, tabiri tabii, yanlış değil o zaman. Rejimler halinde. Bakın şu an Barzani diye çatıştırdıkları kişiler, PKK'lılar dahil, peşmerge dedikleri dahil, şu an hepsi Amerika'nın paralı lejyonerleri durumunda. Ve bu durum gizli saklı değil diyorsun. Değil. Amerikan bütçesinde açık belgelerinde var. Bütçesinde var. Sözde IŞİD'le savaşmaları için verilmiş ama kimle savaşıyorlar biraz önce açıkladım. Irak ordusuyla. Bakın, Amerika'nın verdiği para ve silahla şu an Irak merkezi meşru hükümetine ve Türkiye'nin meşru hükümetine, Suriye'nin meşru hükümetine saldırı düzenleniyor bölgede. Şimdi bunu ne kadar sürdürebileceksiniz? Peki aynı Amerika Birleşik Devletleri'nin Irak merkez hükümetine verdiği para 70 milyon dolar. O da var. Ama Barzani'ye verdiği 365 milyon dolar. Bir başka nokta. Yine aynı bütçe taslağında Amerika Birleşik Devletleri'nin. Bakın bölgedeki üslerle ilgili yapacağı düzenlemeleri Amerika Birleşik Devletleri açıklamış. Evet. Şimdi geçen hafta tabii konuştuk, İncirlik üssü önümüzdeki dönemde ne yapacak? Amerika Birleşik Devletleri önümüzdeki dönemde de onu hazırlanıyor. 60 milyon dolar bölgedeki üsleri tek tek yazmış. El Asad, Beşmeya, Erbil, Taci. Bakın o üslere harcayacağı para 60 milyon dolar. Amerika Birleşik Devletleri bu bölgeye tamamen yerleşmek istiyordu. Üslerini hazırlıyor. Para kaynaklarını doğrudan merkezden veriyor. Ki bu artık Amerika'nın yeni doktrinidir, Obama ile beraber başlayan. Kendisi askerini çatıştırmıyor. Blackwater gibi şirketlere de çok pahalı geldiği için. O tamam, da pahalı geldi. Piyasa kuralları tabii, çerçevesinde eskisi bir eskisi gibi değil. Bush döneminin Karanlıklar Prensi'nin kurduğu Blackwater da artık çok pahalı. O Amerikalı paralı askerlere de vermiyorlar. Ne yapıyorlar? Bölgedeki paralı askerlere veriyorlar. Neden? Neden? Şimdi Suriye'yi açıkladığımızda anlatacağım. Çok ucuz. Çok ucuz. Sudan ucuz. İnsan hayatından bahsediyoruz ama Sudan ucuz. PKK'ların maaşını birazdan açıklayacağız dolar cinsinden. Türkiye'de dolar yükseliyor. Belki şimdi yüksek gelir ama çok ucuz. Çok ucuz olduğu için Amerika Birleşik Devletleri de şu an coğrafyada bu bölgeye yerleşmeye başlıyor. Biz zaten geçen haftalarda söylemiştik, Fişabur'a doğru çıkacaklar Irak ordusu şeklinde. Aslında bu tam da bu, yani şunu gözlemliyoruz. Irak ordusu sınırlara ulaştıkça bir bilgi verelim, onu atladık. Tabii. Şimdi biz hep kuzeyden bahsediyoruz ama tam şu orta bölgeden, yani Irak'ın ortasından Suriye'nin tam göbeğini kesen bir sınır kapısı da var. Ebu Kaim.
Evet. Abu Kaim sınır kapısı. En kritik yerlerden birisi orası. Orası neden kritik? Çünkü o da Suriye'nin petrol bölgesine açılıyor. Orada da şu anda aktif olmayan Suriye ve Irak arasındaki petrol boru hattı var. Ve tabii her şey çok eğer açık. Boru hattı varsa orada kim vardır? Kesinlikle IŞİD vardır. Şu anda Irak ordusu bir cepheden de o sınır kapısına ulaşmaya çalışıyor. Yani evet. Resim şu, önümüzdeki bir hafta içinde şunu görebiliriz. Hem güneyden o sınır kapısını Irak ordusu yığınağını buna göre yapmış. Buna belli göre ki yapmış. Bunu şey yapacak. Askeriye de öyledir. Yığınağı yeterli yaptıysan o işi bitirirsin. Hem de kuzeyde birden bütün Suriye sınırına hakim olan bir Irak ordusu görebiliriz. Bunu gördüğümüz zaman da Suriye ordusunun da kendi sınırlarına evet. hakim olmasının koşulları kolaylaşmış olacak. Zira Suriye ve Bağdat ve Şam birçok kez gidip geliyorlar. Heyetler gönderiyorlar birbirlerine. Özellikle IŞİD'le mücadele, hatta ortak operasyon zaman zaman koordineli bir biçimde bunlar görüşülüyor. Ortak operasyon odaları vesaire. Böyle bir süreç yaşıyor. Tam da bu aşamada peki Amerika bu senin maaşlı sistemi ne kadar devam ettirecek? Evet. Zira hem Haçlı Şabi'den hem Irak Merkezi Hükümeti'nden bazı sesler de artık çıkmaya başlıyor Irak'ta. Tabii. Amerikan asker, tamam şu soru akıllarda. IŞİD bitince Amerikan askerleri bize o zaman şu sorunun yanıtını ver madem öyle. IŞİD meselesi artık kapanıyor bu defter. Yani o kara kaplı defter, evet tam olarak kara kaplı defter sembolleri itibariyle de. Kesinlikle. Amerika hangi gerekçeyle burada duracak? Ya da McGurk, IŞİD özel temsilcisi, yani sıfatları da bu şekilde. IŞİD'le mücadele özel temsilcisi. McGurk işsiz kaldı. McGurk o zaman IŞİD gidince kaldı. Neyin özel temsilcisi olarak bölgede devam edebilecek? Bunu nasıl açıklayacak? Güneş gözlüklerini takıp bir Erbil'e gidiyordu, bir Kerkük o bölgelere, Anbar'a gidiyordu, bir PKK'nın kontrol ettiği Rakka'ya bölgelere, gidiyordu. Rakka'ya gidiyordu, şeye gidiyordu. McGurk şu an Irak'a giremiyor. McGurk şu an gidecek bir yer yok. Çünkü IŞİD'le esas olarak mücadele eden Irak terörle mücadele birimleri, Haçlı Şabi birlikleri, Irak Merkezi Ordusu, esas birlikler şu an Amerikan danışmanlarıyla çalışmıyorlar. Amerikalı askerlerle de çalışmıyorlar. Şu an Amerikan askerleri özellikle bölgede üstlerine sıkışmış durumdalar. Üstlerinden kesinlikle zaten dışarıya çıkmıyorlar. Bakın Türkiye Fırat Kalkanı harekatını yaptığında hatırlarsın Manbij bölgesine doğru giderken ne yaptı? Amerika 5-6 tane zırhlısını geldi çekti. Koruma gibi. Hemen hatırlayalım şimdi hafızaları tazeleyelim. Amerika 5-6 tane zırhlısını Manbij etrafına çekti. Türk ordusunun arada bir duvar oluşturdu. Şimdi aynı Amerika burada Fisabur'un etrafına o zırhlılarını çekemiyor. Bak bölgedeki değişiklikleri görmek bakımından. Aslında bunlar çok zor harekatlar değil. Burada Amerika'nın silah kullanmasına da gerek yok. Bir taraftan ama burun buruna yürüyen bir süreç var Mustafa. Tam o Fisabur'un karşısında da Amerikan askerleri var. PKK ile yani Suriye tarafından. Karşısında değil mi? Evet zaten İran kuzeyindeki birçok üste. Biraz önce saydım üstlerin ismini. Onlar o birçok üste Amerikan askerleri var şu an. Orada var Amerikan askerleri. Sayıları çok büyük değil. Eskisi gibi 100-150 bin sayısında değiller ama hala Amerikan askerleri var. Şimdi çatışma engellemenin bazı taktikleri var askeri açıdan. Yapabileceğiniz bir şey de bir takım birliklerinizi bölgeye kaydırırsınız ve doğal olarak orada çatışmaları durdurmak zorunda kalırsınız. Eğer iki kuvvet de size saygı duyuyorsa, riayet ediyorsa, gücünüzden çekiniyorsa. Bak bunlar altını kalın kalın çizmek gerekiyor. Gücünüzden çekiniyorsa. Ama Amerika Birleşik Devletleri Memiş de yaptığı gibi gidip de oraya zırhlılarını veya bir takım askerlerini göndererek bir set de çekemedi. Set çekebilir mi bu saatten sonra? Olanak bu saatten var sonra olanak da yok. Neden? Bölgedeki zaten ana ulaşım yollarına şu an itibariyle hemen hemen Irak Merkezi Ordusu hakim olmuş durumda. Sıkı bir çatışma var tabii ki ama sonu belli bir çatışma. Sonu belli bir çatışma. Bunun farkına varmamız lazım. Bir süre sonra Fisabur bölgesi ele geçirilecektir. Sonraki nokta ne? Esas nokta tabii Silopi'den sonra Habur sınır kapısının esasen ele geçirilmesi ve orada da şu an Türkiye'de misafir ediliyor İran gümrük memurları, gümrük yetkilileri. Evet. Sınır ele geçirildiğinde Irak gümrük yetkilileri karşıya geçecekler eskisi gibi. Türkiye'den Irak'a giren, ticaret için giren tırlar Irak gümrük yetkilileriyle karşı karşıya kalacak. Ben bazı bölgedeki tır o ticareti yapanlarla da konuştum. Diyorlar ki şimdi şu an diyorlar çift gümrük kapısı var. Önce bir Barzani'nin gümrük kapısından geçmek zorunda kalıyorsunuz Habur. Evet. Sonra Bağdat'a doğru geçerken Iraklıların kurduğu bir tane daha gümrük kapısından geçiyorsunuz. Yani çift gümrük kapısından geçmek zorunda kalıyorsunuz. Kapının Irak'ın ele geçmesinden sonra artık o sıkıntı da kalmayacak. Rahatlıkla o
tırlar tek yumruk kapısından, tek mühür bastırarak doğrudan ticaretlerini yapmış olacaklar ki bölgenin gelişmesi açısından çok kritik bir nokta. İkinci nokta, oradan geçen Ceyhan petrol, Kerkük Ceyhan petrol boru hattı. Şimdi Irak artık Barzani yönetiminin aldığı kararlardan dolayı azalan akışı kendisi desteklemeye başladı ki bu çok kritik. Bakın burada şöyle anlatalım. Şöyle ayağa kalkacağım ama arkadaşlar. Normalde İran esas petrol bölgesi, petrollerin yoğun Basra. Olduğu bölge. Bakın burası Basra evet, bölgesi. Basra'dır. Buradaki petrol esas olarak nereden akıyor? Buradan gemilerle bir Arap Yarımadası'nı dolaşıyorsunuz, geliyorsunuz. Ürdün, Suudi Arabistan'ı dolaşıyorsunuz. Mısır'ın yanından Süveyş'ten geçerek. Çok maliyetli bir yol. Tabii çok maliyetli bir yol. Ama eğer Bağdat'ın bütün bölgeye hakim olması ve Türkiye'nin de Bağdat'ta merkezi hükümetle iş yapmaya başlaması demek aslında ki buradaki petrolün de Avrupa'ya yani petrole aç olan esas kaynaklara ki buradaki daha çok gerçi Asya'ya gidiyor, Japonya'ya, Çin'e gidiyor ama bu bölgeye de çok rahatlıkla açılabilmesi demek ki Türkiye gibi enerji açığı hele bu akşam 9 kuruş daha mazot o zam, benzine zam gelecekmiş. Enerji açığız biz. Enerjiyi açız. Enerjiyi etrafımızdan alıyoruz. Petrolü, doğalgazı bizim için çok büyük bir rahatlık sağlayacak. Çünkü biz Barzani'den bugüne kadar 3000-5000 tır birkaç 6-7 tane de şey dışında, tanker dışında ki bize gelmedi onların hiçbiri. Hiçbir şey almadık. Oradan evet. Hiçbir petrol değeri yok. Türkiye'nin dev bir ekonomi Türkiye o petrol kaynakları içerisinde. Hiçbir değeri yok. Esas petrol alacağımız yer işte bu bölgeydi. Şimdi bak oradan... Bağdat'tan Tel Aviv'e petrol gider Mustafa. Daha önce Barzani'nin yolladığı gibi. Tabii. Bağdat'tan Tel Aviv'e ya da İsrail'e petrol gider mi peki? Eğer Bağdat tutarsa bu hatta. Gitme ihtimali yok. Bağdat'ın İsrail'e petrol satmaya da ihtiyacı yok. Bağdat'ın öyle bir zorunluluğu ve sıkıntısı da yok. Bağdat zaten bugün çok iyi bir petrol kaynakları var. Enerjiyi aç Çin'le, Japonya'yla... Hindistan'da ciddi işler yapıyor. Çok rahatlıkla oradaki ticaretini sürdürebilir ama esas nokta yine Türkiye'dir. Türkiye. Bunun altında kalın kalın çizmek gerekiyor. Bundan sonra ne olacak? Herkes, ben bakıyorum basına, Türk basını kaos senaryoları çiziyorlar. O onunla savaşıyor, bu bununla savaşıyor, o ona girecek değil. Bundan sonra ne olacak biliyor musun? Bundan sonra bölge normalleşecek. Bu normal aslında. Yani olması gereken önümüzdeki süreç normale gelecek. Amerikan askerleri aradan çıkacak. Lejyonerleri, onların paralı askerleri aradan çıkacak. Bölgenin esas sahipleriyle beraber ticaret yapacak ve rahatlayacak bölge, nefes alacak. Birilerine haraç vermek zorunda kalmayacak. Bombalar patlar. IŞİD neden vardı? IŞİD'in olması Amerikan askerleriyle bağlantılıdır zaten. Evet. Amerika'nın varlığıyla bağlantılıdır. IŞİD mi vardı daha önce burada? Şimdi ne olacak? Amerikan askerlerinin bölgeden iyice çekilmesiyle beraber... Bölge de rahatlayacak, daha da sakinleşecektir. Onu göreceğiz zaten. Şu bilgi artık çünkü, zaten saklı değil. IŞİD'in olduğu birçok karargah olarak kullandığı yerlerde tabii. Amerikan askerlerinin CIA ajanlarının bulunduğu. Biz Suriye'deyken de Suriye güvenlik kaynakları bu bilgiyi off the record söylüyordu. Çünkü bir taraftan altta da böyle bir savaş sürüyor. Tabii. Yani birbirinin içine girmiş bölgelerde ciddi bir savaş sürüyor. Tabii Amerika'nın gerekçesi, bahanesi de ne oluyor? Ortadan yavaş kalkıyor. Yavaş zaten çekilmeden evet. Sonra tekrar bölgeye askeri bütçeler ayrılması, yığınaklar yapılması evet. Tamamen 2014'te IŞİD'in birden türetilmesiyle, üretilmesiyle oluşan bir siyasal senaryoydu. Oradan Barzani'nin elde ettiği tırnak içinde bütün kazanımlar bir anda berhava oldu, buharlaştı. Berhava oldu. Ve yani, ikiye bölündü. Tam söylediğimiz gibi de İran kuzeyi şu an ikiye bölündü. Talebani bölgesi. Yani KYB diyelim ona. İran'a yakın olan bölge. İran'a yakın olan bölge. Zaten şu an kendini kenara çekti. Yani tam ortasından ikiye bölündü. Tam dediğimiz gibi Duhok, Erbil etrafına sıkışmış. Esasen petrol kaynağı da olmadı. Eski aşiret düzenine Barzani tekrar geçecek. Peki Erbil'deki halk buna izin verecek mi? Onca son dönemin refahını yaşayan halk ne yapacak Barzani'ye karşı? Onu önümüzdeki günlerde Barzani'nin sonunu göreceğiz. Zaten 5 maddelik de bir en son bildiri geldi muhalefet partisinden, bölgesel yönetim. Yani o halk ona alıştıktan sonra, o rahata alıştıktan sonra otellerle dağıtılan petrol paraları, Türkiye'den verilen borçlar, Amerika'dan verilen paralarla yaşamaya alıştıktan sonra 2 günde bu hayata kimse alışmaz. Barzani bir aşiret düzeninin kalıntısı halinde tarihin tozlu sayfalarına gömülüp gidecek. Barzani'nin gömülüp gitmesi çok kritik. Bugüne kadar
ne yazık ki bölge ülkeleri bir araya gelmediği için Kaddafi örneği gösterildi dünyaya. Şimdi de Barzani örneği gösterilecek dünyaya. Bakın bölgedeki liderler de bunu böyle okuyacaklar. Amerika ile beraber güvenip iş tutarsanız, kendi coğrafyanıza düşman olmaya başlarsanız işte sonunuz böyle olur diye olacak. Ki Amerika'da, onu da söyleyelim, Barzani giderken en çok Amerika alkışlayacak. Bakın bölgeyi yani Barzani'den kurtardık diye. Amerika bugüne kadar kaybedenler tabii, kulübünü hiçbir zaman, tabii, hiçbir zaman yanında durmaz. Olmamaya çalıştı. Buradan PKK... Buradan aslında PYD'nin Suriye'de Amerika'dan şimdi o zırhlıları, hamurları, evet, o kuvvetli silahları alan örgütün, elbette bu bir terör örgütü ama sonuç olarak bunu yöneten insanlar var. Yani şunu düşünmesi gerekmiyor mu? Amerika, koskoca Amerika bir gecede yani Barzani'nin bütün kazanımları berhava olurken giderken hiçbir şey yapamadı, eli kolu bağlı izledi. Evet. Bu nasıl oldu? İşte Bağdat, Şam, Ankara bitti. Tabii. Şu an... Peki Ankara... Şam Tahran olursa ne olur? Evet. Burada tutunabilir miyiz? Yani Mustafa, o maaş konusuna geleceğiz ama bugün İdlib'de de bir gelişme vardı. Evet. Hemen şu sol tarafta yeşil. Yeşille gösterilen değil mi? İdlib yeşille gösterilen bölge. Evet. İdlib'de bir gelişme vardı. Tabii şu anda Türk ordusunun Afrin'in, yani o köşede Hatay'ın yanındaki sarı bölge Afrin'i güneyden kuşatma, çevreleme operasyonu büyük ölçüde, yani Hakim Tepeleri tutma operasyonu bugün büyük ölçüde aşama kaydetti. Son noktaya gelindi. Şu da var. İdlib'in peki güneyinde ne oluyor? Güneyinde de Suriye ordusu. Kuzeye çıkıyor. Orada bir hava üssü var. Tayyip diye. O hava üssüne doğru çıkmaya çalışıyor. Biz o çıkmaya çalıştığı Suriye üssünün hava üssüne baktık bugün. O hava üssü neymiş? Astana'da imzalanan. Evet. Özür diliyorum. Şöyle şurada, bir göster istersen. Hemen gösterelim. Bugün şu bölgede Türk Silahlı Kuvvetleri hakim noktaları, yani hemen PKK bölgesinin güneyinde bu denetimi sağladığı anda aynı zamanda şu bilgi de geliyordu. Evet. Suriye güçleri de, yani şu kırmızı noktaları hemen görüyoruz. Suriye güçleri de buradan adım adım yavaş yavaş nereye gidiyor? Abu Ed-Duhur hava üssüne. Burada da önemli bir nokta. Askeri açıdan da önemlidir hava üsleri ikmaller için ve savaşmak için. Buraya doğru ciddi bir büyük bir operasyon başlatmış. Peki bunun anlamı ne? Bunun anlamı şu. Aslında hatırlayacaksın şu bölge, evet, Halep'in doğusundan işte Laski'ye kadar Türkiye'de, ortası kimdeydi? Rusya'daydı. Gözlemcilerde. Bu bölgede de Suriye ve İranlı askerler ve gözlemciler olacaktı. Aslında varılan uzlaşı, evet, bir siyasal temas belki yok ama askeri bakımdan işleyen tablo, işte bu hava üstüne doğru ilerliyorsa... Evet. Bire yani bir örtüşen bir harita plan burada. Plan tıkır tıkır plan işliyor. Plan şu anda işliyor. Tıkır tıkır işliyor. Yani hiçbir sıkıntı yok. Evet. Bağdat'tan şimdi Şam'a doğru ufak gelelim istersen. Gelelim. Bakalım gelelim. Suriye'de neler gelelim olur. Gelelim istersen bir PKK'ya yavaş yavaş. Biraz kadrajı odaklayalım. Bir getirelim şu PKK maaş başlığını getirelim. Bordrolarını mı çıkardın yoksa? Bordrolarını çıkardık. Niye çıkarttık? Her şey silaha odaklanıyor. Çok kritik silah. Ama bölgede silah bulmak kolay. Mühim olan bu ekonomi bu. Amerikalılar nasıl sürdürecekler? Evet. Bakın Türkiye'nin acilen Türk Dışişleri Bakanlığı'nın, hükümetin acilen bu noktaya da el atması, dikkat çekmesi gerekiyor. Parayı veren emri verir çünkü. Bakın bir Suriye'nin kuzeyindeki PKK'lıların maaşı rütbelerine göre, sözde rütbelerine göre 200 ile 400 dolar arasında değişiyor. 200 dolara İşte şöyle bir adam çalıştırabiliyorsunuz. Donatabiliyorsunuz. Donatabiliyorsunuz. 200 dolar aylık maaşı. Şimdiden baksanız, gerçi dolar yerinde durmuyor. 3.7, 3.80 derken, yani 7 lira, 600 ile 700 lira arasında bir para her ay PKK'lılara veriliyor. Ama toplamı ne? Çarpı bakın kaç? Yine Amerikan raporlarından göstereceğiz bunları. Bakın Suriye'de bu ödemeler, maaş demek bu. Toplam 21 milyon 600 bin lira ayrılmış. Bu öngörülen. Sayı arttıkça artacak. 21 milyon 600 dolar. 21 milyon 600 bin dolar. Suriye'deki PKK'lılara verilen maaş. Bu çok büyük bir ekonomi Mehmet. Büyük bir ekonomi. Yani bunu sürdürmek ki verdikleri silahların fiyatları da var. Bu daha önce açıklandığı için üzerinde fazla durmuyorum ama yine de şöyle gösterelim izleyicilerimize. Bakın. 104 milyon 495 bin 650 dolar verdikleri silah mühimmat. Değeri. Daha var. Bir miktar daha silah mühimmat var. Öyle bitmiyor.
Bakın 104 milyon da ayrıca verdikleri işte AK-47, Kalaşnikov silahları, Doşka. PKK'lar 6000 Doşka verilmiş. Hepsinin fiyatı toplam 104 milyon 202 bin lira. Hani burada Doşka'nın fiyatı kaç para onu merak eden varsa bak 16.965 dolarmış Doşka'lar. AK-47'ler 525 dolarmış. Bunlar hep Amerikan silah firmalarının her ne kadar Rus silahları da olsa, Rus silahları diye de görünse Doğu Avrupa'da ürettirdikleri silahlar. PKK'ların her birine 200 ile 400 dolar arasında para veriyorsunuz. Toplamda 21 milyon 600 bin dolarlık bir ekonomiden bahsediyoruz. Amerika Birleşik Devletleri Suriye'nin kuzeyinde bir lejyonerler ordusu oluşturmuş durumda. Evet. Maaşını doğrudan veriyor. Peki yarın bir gün Amerika Birleşik Devletleri bölgeyi terk eder mi? Suriye'nin kuzeyini. Bakın etmez, savaşır. Çünkü Amerika Birleşik Devletleri bölgede, diğer bir haritaya getirelim arkadaşlar. Amerika Birleşik Devletleri bölgede üstlerden örülü bir ağ kurmuş durumda. Helikopterler, kargo taşıma uçakları. Ona uygun pistler. Tabii, ona uygun pistler. Ve bir noktaya, bir adım daha ileriye gideceğim. Daha ötesi, Amerika Birleşik Devletleri Suriye'ye özel bir diğer harita arkadaşlar, Suriye haritası olan, Suriye'ye, Suriye'deki PKK'lılara özel bir eğitim veriyor. Yine Amerikan raporlarından anlıyoruz. Verdikleri eğitim insansız hava aracı. İnsansız hava araçları. Ama bakın bu insansız hava araçları tabii Türkiye Milli Sanayisi büyük bir adım attı, kendisi yaptı. Bunlar öyle insansız hava araçları değil. Bunlar küçük insansız hava araçları. Ama içlerinde patlayıcı taşıyorlar. Hani hep gösteriyorlar ya IŞİD yapıyor diye. IŞİD insansız hava araçlarını getiriyor, patlayıcıyı bırakıyor, bombalıyor diye. Şu an Amerika Birleşik Devletleri binlerce böyle insansız hava aracını bölgeye PKK'ların eline teslim etmiş durumda. Onun da harcadıkları paralar var. Milyonlarca dolar. Yine burada raporda var. Mustafa istersen o rakamları rakamları sen izleyicilerimiz için sakla. Tamam. Şimdi bir imkan olmuş. Kerkük'le bir hemen bağlanalım. Oktay Yıldırım'la bir bağlanalım. Evet, Aydınlık Gazetesi yazarı Oktay Yıldırım telefon attığımızda Kerkük'te. İyi akşamlar, nasılsınız efendim? İyi akşamlar, iyi yayınlar arkadaşlar. Nedir gözlemleriniz? Referandumdan önce bir gidip bölgenin bir nabzını tutmuştuk ama siz daha da kritik bir süreçte gittiniz. Referandumdan sonra ve Irak ordusu operasyonları şu anda hızlandırdı ve Türkiye sınırına, sınırları kontrol etmek için ciddi bir kuzey harekatı yürütüyor. Öncelikle Kerkük'te kent içinde durum nedir? Şehirde yaşayanlar nasıl düşünüyor, ne hissediyor? Oradan başlayalım isterseniz. Evet, arkadaşlar Kerkük bugün itibariyle peşmerge işgalinin yaralarını her haliyle taşıyan ve bunu gösteren bir şehir. Ancak halk umutlu, insanlar umutlu. İnsanlar şuna çok sevinçli bir kere. Üç ülkenin, Irak'ın, İran'ın ve Türkiye'nin birlikte hareket etmesine çok sevinçli insanlar. Konuştuğum bütün Türkmen siyasi partileri, sokaktaki vatandaş, az evvel Haçlı Şabi dergahındaydım. Haçlı Şabi, Kerkük bölge komutanıyla çok uzun süren bir sohbet gerçekleştirdik. O da yakında Türkiye'ye geliyor Cumhurbaşkanı'nın davetlisi olarak. Herkes aynı fikirde. Herkes bölge ülkelerinin birleşmesine çok sevinçli. Amerika'nın bu bölgedeki şeyinin iktidarının bitmesine çok sevinçli. Peşmerge ile savaştıklarının, Amerika ile savaştıklarının farkında hepsi. Özellikle bunu söylüyorlar. Geleceğe karşı bir umut besliyorlar. İstekleri şu: bugüne kadar bu şehirde yaşayan Türkmenler ve Araplar göz ardı edildi. Kürtler yönetimi Maliki iktidarı zamanından itibaren her alanını kapladılar yönetimin. Bundan sonra %32 Türkmen, %32 Arap, %32 Kürt ve %4 de Hristiyan unsurlar olmak üzere bir eşit dağılım yapılsın. Bütün devlet dairelerinde böyle bir dağılım yapılsın ve Kerkük huzura kavuşsun istiyorlar.
Evet. Son derece makul istekleri var. Bir kere şu yok, yani o kadar zulüm görmüşler. Gerçekten yazıyorum bunları, yazacağım da. Kitap olur belki bunlar. Anlattıkları şeyler insanın tüylerini diken diken eden şeyler. Ama evet, kızgın değiller. Kindar değiller. İntikam derdinde değiller. Sadece huzur istiyorlar. Evet. Yani geçmişte devletlerin, komşu devletlerin yaptıkları hataların da farkındalar. Onun da şeyinde değiller, hesabında değiller. Onu da başa katmak derdinde değiller. Sadece geleceği düşünmek istiyorlar. Huzur istiyorlar. Evet. Bizi de çok büyük bir coşkuyla karşıladılar. Kardeşçe bir coşkuyla bağırlarına bastılar bizi. Çok güzel şeyler olacak buradan. Haberler aktaracağım. Evet. Çok güzel bilgiler aktaracağım. Yakında Altınköprü'ye de gideceğim. Evet. Şu anda şu haberi aktarayım. Altınköprü'de bugün itibariyle bir çatışma vardı. Altınköprü PKK unsurları Altınköprü'de 4 Kürt vatandaşı öldürdü. Bugün Barzani kuvvetlerine yardım edip oradaki merkezi hükümet ve Haşkeşabi unsurlarını vurmak için ağır silahlar kullandılar ve 4 Kürt vatandaşı öldürdüler. Yarın yine önemli bir gün. Danyal Nebi camisi var, Kerkük Kalesi var. Peşmerge yönetimi zamanında kapatılmış. Cuma namazlarına kapatılmış. Yarın ilk kez açılıyor. Oranın açılışı var. Şii, Sünni hepsi birleşecek. Orada cuma namazlarını kılacak. Yani Kerkük artık yeni bir dönemin başladığını farkında ve umutla bakıyor bu yeni döneme. Biz de haberlerinizi takip etmeye devam edeceğiz. Bilgiler geçtikçe de sık sık bağlanacağız. Teşekkür ediyoruz. Oktay Yıldırım, Aydın'ın gazetesi yazarı bize Kerkük'ten sıcak izlenimlerini aktardı. Evet, evet Mustafa. Tabii şunu da söyleyelim. Aydın'ın gazetesini yarından sonra izleyiciler muhakkak alsınlar. Bir tane almasınlar, 3-4 tane alsınlar. Hı hı. Gitsinler her yere versinler. Gerçek bilgileri okuyacaklar Kerkük'te. Türk basını bugünlerde birazcık gene şeyi kaybetti. İyi dostlarımız var. Güzel notlar aktaran dostlarımız da oldu. Yani Hürriyet'te, Sebati, Karakurt gitti. Güzel haberler yapanlar ama bir yandan da bir Haşkeşabi düşmanlığı üzerinden İran bu operasyonlarını aslında. Ama aslında o da biraz değişti değil mi? Yani o iklim de biraz değişti. Ama o yüzden gerçek bilgiler yani Aydınlık'tan bence izleyicilerimiz dikkatle takip etsinler. Yarın mutlaka bütün izleyicilerimize söyleyeyim. Yarın mutlaka Aydınlık alsın. Yarın önümüzdeki bir hafta boyunca sıcak 2-3 tane gelişmeleri Aydın'ın gazetesinden şimdi izlesinler. Evet. Biz de tam onu söylüyorduk. Bak bu tabii Amerika ile saat farkından dolayı dün gibi görünüyor. Amerikan Genelkurmay Başkanı Danforth, McGirt ile birlikte bir yeni IŞİD karşıtı koalisyon toplantısı yaptılar. Diyor ki biz ilk 2015'te bu işe giriştiğimizde diyor orada Suriye'de 175 civarında bir örgüt tanımladık kendimize. Bugün 50 bin kişilik yapı var diyor. Yarısı Arap, yarısı PKK'lı. 25 bin, 30 bin PKK'lı. 50 bin sayısını belirtmiş. Bakın bu bölgede, şu sarıyla gösterilen bölgede 50 bin terör örgütü mensubu var. Mustafa lütfen devam et ama bir ayrıntıyı vermek istiyorum. Şimdi Suriye'de bulunduğumuz sürede biz şunu öğrendik. Şimdi izleyicilerimiz 50 bin deyince korkmasın. Yani bu 50 bin yani büyük savaşçı vesaire değil. Bu kadar değil. Alanda tabii hiçbir şey değil. Hem hiçbir şey değil hem de bu 50 binin çoğu şu şekilde. Yani bunu biraz zihnimizde canlandırmayınca hani sayılar biraz bazen korkutucu olabilir. Bunların önemli bir kısmı Mustafa. Amerikan uçakları geliyor bombalıyor. Tabii. Bombaladıktan sonra Orta Doğu'da şu şekilde. Ne yazık ki savaşçılar şöyle bir tablo oluşturmuş. Askeri güvenlik kontrol noktaları kurulur. Ve bu 50 binin çoğu da eline o senin o donattı dediğin bir 300 dolarlık bir donatım malzemesi var ya. Onu alır ve böyle bekler. 200 dolarlık yani, adamlar. 200 dolarlık şey. Yani onu biliyoruz büyük yani. Büyük bir savaş kapasitesi olmadığının ben altını çizmek istiyorum. Bakın o para kaynağı kesilirse Amerika Birleşik Devletleri o eğer ki 200-400 dolarları Türkiye'nin baskısıyla, İran'ın baskısıyla, Rusya'nın baskısıyla o maaşları bir keserse emin ol bugün orada savaşacak bir tane adam bulamazlar. Bir tane adam bulamazlar. O yüzden özellikle PKK'lara verilen maaşları açıkladık ki, bugün onu açıklıyoruz ki, bölgede Türkiye'nin dikkatini çevirmesi gereken bir başka noktanın olduğunu söylemek için
o maaş akışının mutlaka durdurulması gerekiyor. Bunlar bavullarla gelen. McGur güneş gözlüğüyle giderken bavullarla da para götürüyor. Para da silah kadar kritik. Hem Barzani'ye hem de PKK'lılara verilen para akışları, o maaşlar çok büyük miktarlar tutuyor. O paraların hemen Türkiye tarafından durdurulmasının talep edilmesi gerekiyor. Bir de hatırlatalım istersen. Bunlar evet. Amerika açık bütçe kalemlerinde. Tabii çok açık. Ne olarak geçiyordu? Onu bir daha söyleyelim istersen. Stipend dedikleri yani ödeme. Maaş ödeme. Gibi bir şey. Kendileri açık yazıyorlar zaten. Eğittiğimiz insanlara verdiğimiz paralar diye. 21 milyon 600 bin lira 200 ile 400 dolar arasında da değişiyor aylık ücretleri PKK'ların. Aylık ücretleri 200 ile 400 dolar arasında. Bunu da buradan açıklamış olduk. Bu paraya bakın 200-400 dolara kendi ülkelerine düşmanlık yapıyorlar. Aslında farkında değiller. Hepsi tabii insanlar değişebilir. Kalabalık kitleler her zaman değişir, kazanılır. Orada bir sıkıntı yok ama bu paraya da dur denilmesi gerekiyor. Çünkü Türkiye'ye Amerika Birleşik Devletleri önümüzdeki günlerde daha başka planlar hazırlıyor. Daha başka bir takım uygulamalar hazırlanıyor. Zarrab davası önümüzdeki günlerde görülecek. Tekrar bir yandan İsrail'e çok dikkatle izleyelim. Suriye'de ciddi provokasyonlara gebe. Yapmak istiyorlar, kışkırtmalar. Bir yandan Astana planı tıkır tıkır işlerken başkaları da boş durmuyor. Bunu bilmemiz gerekiyor hep beraber. Ona uygun olarak da bir takım önlemlerin Türkiye içinde de, Türkiye dışında da alınması gerekiyor. Artık yanıldım deneyecek artık şeyin kalmadığını görelim. Denizin kalmadığını görelim. Hı hı. Tam olarak adım adım dikkatlice planlanmış, doğru hedeflerin ortaya konduğu, Türk ordusunun, Türk dışişleri mensuplarının sürecin içine katıldığı, dikkatli planlamaların yapılması gereken yerlerdeyiz. Bak Irak'ta Bağdat Büyükelçisi Fatih Yıldız her şeyin içinde en önde. Bütün planlamaların için işte böyle diplomatlara dayandığınızda, Hulusi Akar Komuta Akademisi böyle komutanlara dayandığınızda, özel kuvvetler çok önemli roller üstleniyorlar şu an İdlib'de. Komando Tugaylarının komutanları var. Evet. Çok kritik roller üstleniyorlar. Bakın bütün bu mekanizmayı ortak çalıştırdığınız takdirde büyük başarılar elde ediyorsunuz ve planınız tıkır tıkır işliyor. İdlib, Astana sürecinde Türkiye'nin bugün yanıldık diyebileceği en küçük bir olay yoktur. Evet. Ne planlandıysa ay ay. Gün gün harekat gerçekleşiyor. İşte böyle harekatların devam etmesi gerekiyor. Biz de haftaya bu harekatlardan bazı özel notlar da, fotoğraflar da belki de aktarabiliriz. Bir bilgi var. Önümüzdeki haftaya kadar olgunlaşacaktır. Halep merkezden bizim cilve gözüne doğru bir önceki hafta konuşmuş olduğumuz bir yolun yavaş yavaş açılması mümkün mü değil mi? Bu soruyu soralım. Yani yarısını Halep hükümetin yönetiminde. Ortada Türk Silahlı Kuvvetleri ve Rus askerleri konuşlanmış. Nereye açılıyor bu cilve gözüne? Bakalım o yol açılacak mı açılmayacak mı? Bir soru olarak en çok atalım. Da herhalde Hatay, Antakya, Adana, Antep bölgesi merakla kesinlikle bekliyor bu abi. Bilgiler olgunlaşacaktır. Biraz ucunu göstermiş olduk haberin. Bu haftalık da diyelim o zaman. Son bir notu da söyleyeyim. Notun varsa onu da söyleyip çok üzerine durmadım ama daha da duracağız. Fotoğraflar da paylaşacağız. İnsansız hava araçları, bu küçük insansız hava araçları öldürücü. Türk Silahlı Kuvvetleri'ne karşı da önümüzdeki dönemde kullanılabilir. Şu an PKK'ya dağıtılmış durumda. Eğitim kamplarında bunun özel eğitimini veriyorlar. Evet. Silahlı insansız hava araçlarını bunlar. Bunu IŞİD kullanıyordu biliyoruz. Tabii küçük araçlar bunlar ama Amerikalıların özel ürettiği araçlar. Bunlar gidiyor hedefin üzerinde kendilerini ya atıyorlar aşağı ya da küçük parçalarını atıyorlar ve patlıyorlar. Bu yeni yöntem olarak önümüzdeki dönemde savaş alanlarında kullanılacak. Evet. Aman dikkat, Türk Silahlı Kuvvetleri'ne yönelik de bu araçlar kullanılabilir. Amerika çok miktarda şu an Suriye'nin kuzeyine dağıtmış durumda ve eğitim veriyor bu konuyla ilgili. O zaman son bir dakika içerisinde de önümüzdeki hafta konuşacağımız iki haberin ipucunu vermiş olduk. Bu haftalık Keskin Bakış'tan bizden şimdilik bu kadar diyelim. Haftaya görüşmek üzere. Bir gece ansızın gelebiliriz. Türk ordusunun görevi ikiye planlı ve programlı. O yüce milletin adı! Katil olsun abi! Der için Kerkü! Das ist vollkommen klar.